operadan ayrılmıştım. Fakat marşın tekstini seçmek üzere bir ilan verdiler. 200 tane marş geldi, marş teksti geldi. Beni de bu marşları tasvip edecek ve seçecek hangi marş olsun diye olan o jürinin içine koydular. Orada 200 tane marşın hiçbirisi uygun değildi marşa. Fakat bir bay çıktı sonradan. Nasıl çıktı onu da bilemiyorum. Bugünkü 50. marşının tekstili olan, ismini hatırlarsanız, onun marşını olabilir dedik. Ancak şunları değiştirmek lazım dedik. Kendisini çağırdık. Kızdı. Değiştiriliyor eserim diye. Ama değiştirdi sonra dediğimiz gibi. Yaptı. Şimdi bestesine sıra geldi. Tamam biz ayrıldık. Allah'a ısmarladık derken hayır bu besteyi sen yapacaksın diye telkinde bulundular o vakit. Selahiyetli makam. Ben yapmak istemedim. Başkaları yapsın. Yani marşı severek marş bestesi yapmak istemiyordum. İsrar ettiler. Başbakan yardımcısı İsmail Arar ısrar etti. Peki dedim ben de. Yazdım şeyi, eseri. O sırada Tunus'a gittim. Orkestra, otelde orkestra ettim. Ondan sonra Tunus'tan döndüm. Verdim eseri. O vakit bir jüri toplanıyor ki jürinin içinde var yani kutlama şeysi, jürisi ve eseri o vakit Kültür Bakanlığı işte koro için, orkestra için vesaire için hepsinden bantlar yaptırmışlar ve dinlemişler. Genel olarak olumlu bir şeysi yok, kanıları yok eser hakkında olumlu. Diyorlar ki zor, diyorlarmış. Ondan sonra bana söz geldi, yani marş dinlenmişti tamamen. Bu sefer ben takriben 50-55 dakika konuştum. Atatürk'ün ne demek istediğini, neler yapılması gerektiğini, benden 70 sene evvelki marş stilinde mi marşlar istediğinizi isteniyor dedim. Atatürk'ün ne demek istediğini de anlattı. Ondan sonra karar verildi ki bu marş 50. marş olacaktır diye. Necil Kazım Akses, eserlerine kendi benliğinin prizmasından geçirdiği Türk ruhu ve duygusunu kazandırırken, ulusal değerlerimizi, güzelliklerimizi bize yeniden öğretiyor. O bunu başarırken, uluslararası değer ve güzelliklere de yabancı kalmayarak, her ikisini uyumlu biçimde özümleyen usta bir bestecimiz. Akses'in Türk kültürüne katkıları 1930'lu yıllardan bu yana sürer gelir. 27 Aralık da Atatürk'ün Ankara'ya gelişi kutlanacak. Onun için bir perdelik bir opera yazman öneriliyor. Bunun tekstini de yazan Münir Hayri Egeli. Adnan Saygun'a da bir perdelik bir opera söyleniyor. Orada adı Taş Bebek, benim operanın adı da Bayönder. Bütün bu tekstler Atatürk'ten geçiyor. Afet Hanım yoluyla ve bazı kelimeleri hatırladığıma göre değiştiriyor Atatürk. Mesela Begüm kelimesi kullanılmış eski yeni Türkçelerde. Begüm'ü siliyor, bayan diyor Atatürk. Bende vardır bu. Yani şeyde tasvihler. Böyle birkaç kelimeyi değiştirmiş oluyor.
Sevinci Kıvanç diyor vesaire. Şimdi Eylül ortasından 3 ay var. Bu operayı bestelenecek, prova yapılacak, sanatkarlara öğretilecek ve oynanacak. Geceli gündüzlü çalıştık diyebilirim bu iş için. Hakikaten geceli gündüzlü. Çünkü 3 ayda bunlar nasıl yetişir? Bu çalışmalarımın bitince sahnede provalar başladı. Bu provalara zamanın bazı bakanları gelip belki Atatürk'ün şeysiyle, teşvikiyle gelip seyrediyorlardı. O vakit bir dil problemi vardı. O da Batı tekniğiyle Türkçe söylenmez diye. Halbuki bu ilmi ve teknik bir meseleydi. Atatürk diyordu ki o zamanlar, yani bize intikal eden, ben Atatürk'le konuşmamdan evvel intikal eden İtalyan operalarını ben seyrettim Sofya'da. Bulgarca söylüyorlardı. İtalyan dili hangi kökten geliyor? Bulgarca hangi kökten geliyor? Bunlar nasıl söyleyebiliyorlardı bu operaları? Bütün bunları ben anlattım provalar sırasında bakanlara. Neyse. Temsil oldu. İlk defa benim opera oynandı. Sonra da Adnan Saygun'un Taş Bebek adlı operası. Ben heyecanla takip ediyorum. Bittikten sonra Hakkı Tarık Us, benim adımı kayan, geldi, seni Atatürk istiyor dedi. Ben de korku içinde adeta Atatürk'ün yanına gideceğim diye gittim. Elini öptüm. Atatürk bildiğime göre elini öperken çekerdi. Öptürmezdi, bana öptüttü. Elli. Nasıl buldun dedi bana. Öyle bir soru ki benim eserimi nasıl buldun ben söyleyeceğim. Fakat benim söylememe mahal kalmadan etrafındaki bakanlar birbirlerine iterek adeta benden öğrendiklerini provalarda Atatürk'e söylemeye kalktılar. İşte prosedür şöyledir, ilmi böyledir, müzikler, bilmemlerin, dilin uyması lazımdır vesaire. Atatürk bunların hepsine siz susun dedi. Sen söyle, konuş dedi. Ben de anlattım. Fakat nasıl buldun sorusuna da cevap çok güçlü. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Başardım. Bu kadar. 6 Mayıs 1908 tarihinde İstanbul'da doğan Necip Kazım'a Akses soyadını hocası Hakkı Tarık Us vermişti. Eğitimci ve sanatsever bir aile ortamında yetişen Necip Kazım ilkokuldayken kemana başladı. 14 yaşında Mesut Cemil Tel'den viyolonsel, daha sonraları da Darül Elhan'da Cemal Reşit Rey'den armoni dersleri aldı. 1926 yılında İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdiğinde ailesi onun hukuk ya da siyasal bilgiler öğrenimi yapmasını istiyordu. Sonuçta sınavını kazanarak Viyana Devlet Müzik ve Temsil Akademisi'ne girdi. Joseph Marx gibi bir ustanın öğrencisi olarak ileri kompozisyon bölümünden üstün başarıyla diploma aldı. Akses, müzik öğrenimini Çekoslovakya'da sürdürdü. Joseph Suk'un yüksek kompozisyon, Aloys Hava'nın ise çeyrek ve altıda bir ton müziği bölümlerini bitirerek, bestecilikte yüksek müzik uzmanlığını tamamladı ve 1934 yılında yurda döndü. Thank you.
konservatuvar teşkilatlandırılınca muhtelif bölümlerinde öğrenciler vardı. Ve beni de kompozisyon hocası olarak oraya tayin ettiler. Şimdi çok sesli müziğin gelişmesinde Atatürk'ün tasavvur ettiği konular halk musikisinden yararlanmak. Akses'le birlikte diğer birinci kuşak Türk bestecileri, ulusal ruhtan beslenen duygulanışlarıyla, yerel renkleri ve ritimleri, geleneksel özellikleri, eserlerinde kendi oluşturdukları çok seslilikle değerlendirdiler. Bu başarı, yeni Türk eserlerinin dünyanın en uzak ülkelerine kadar gidebilmelerine olanak sağlamış oldu. Ben divan musikisini severim. Ama divan musikisi demek Alaturka demek değildir. Büyük ustalar çıkmıştır. Bir gün bir arkadaşım bana Kanuni'nin bir gazelini okudu. Bu Kanuni'nin gazelini elime de verdi. Hürrem Sultan'a yazdığı gazel. Bundan etkilendim. Bu Kanuni'nin divanından. Kanuni'nin divanında bunun adı Muhibbi Divanı diye tanınır. Bu gazeli verdiler. Ben bunu bestelemeye karar verdim. Tabii bestelerken kullanacağım bütün materyal divan musikisi havası içinde bir şey olmalı idi. De öyle oldu ya. 10 seneye yakın elimde durdu ama kafamda da işlemiş oldum. O vakit ben bu divandan bir divandan gazel diye de o orkestra eserimi yazdım. Ve tenor solo ve orkestra için. Orada Kanuni'nin bütün o gazelde Kanuni kendisini anlatırken nasıl cengaver bir insan olduğunu, nasıl lirik bir insan olduğunu tezatlar içinde, karakter tezatı içinde açıklar. Bir de Hürrem Sultan'ı metheder.
Akses'in kompozisyon sınıfı yıllarca seçkin öğrencilerin çalışma ve yetişme yeri oldu. Aralarında Nevit Kodallı, Bülent Arel ve rahmetli Ferit Tüzün'ün bulunduğu kuşağın değerli bestecilerini yetiştirdi. Akses, onlara yalnızca kompozisyon bilgisi vermekle kalmayıp öğrencilerine derin sanatçı soluğu da verdi. Timur'u epeyce yazdım. Fakat sonra çağ içinde insan değişiyor. Stilimi değiştirdim. Öyle devam ettiremezdim. Bestecilik alanında kendini durmadan aşma çabası içinde günün tekniğine göre yenileyen Akses, besteciliği ve öğretmenliği sırasında Ankara Devlet Konservatuvar Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Bern ve Bonn Kültür Ateşelikleri ile Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüklerinde bulundu. Çeşitli türlerde birçok eseri bulunan Neşir Kazım Akses, 1972 yılında emekli oldu. Halen Ankara Devlet Konservatuvarı'nda ve Bilkent'te profesör olarak öğrenci yetiştiriyor. Son yazdığım eser ki ondan sonra elime kalem almadım. 25 Mart'ta bitti. 5. Senfoni. 5. Senfoninin manası da şuydu. Bir kere adı 5. Senfoni'den başka Atatürk diyor ki, Atatürk Türk musikisi için çok seslilik manasında, uygarlık manasında, çağdaşlık manasında ne düşünüyor? Atatürk'ün bütün o söylediklerini koro söyler, tenor solo söyler, yani solo'larında olan konuları ve koro bazen yorumunu yapar şair tarafından. Şu Atatürk'ün ilkeleri deyip de pek tamamen yanaşılmayan tarafında Atatürk'ün yanında olmak için yazılmış bir eserdir. ...1957 yılında Federal Alman Cumhuriyeti'nin birinci sınıf hizmet nişanını, 1963'te İtalyan Cumhuriyeti'nin hizmet nişanını, 1973 yılında Komandatore nişanıyla Burgiva Sanat Kültür Nişanı'nı alan bestecimiz Akses'e, 1971 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet sanatçısı unvanı verildi. Thank you.
Thank you.